Samsun'un Dünya Elçilen Penceresi Haber Aks ekranlarından mutlu geceler değerli izleyiciler. Bir Samsun'un Nabzı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi OMÜ'yü konuşacağız bugün. Masaya yatıracağız. Özellikle 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmiş öğrencilerin nasıl bir üniversiteyle karşılaşacaklarını sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Büyük bir kolaylık sağladığınızı biliyoruz. 30 saniye içerisinde kayıt işlemlerini tamamlandığından bahsediyorsunuz. İsterseniz oradan başlayalım. Sonra özellikle sempozyumlar yapıldı. Üniversitede bunun üzerinden konuşacağız biraz. Tüm izleyenlere ve size hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bu sene üniversitemizi yaklaşık 10 bin öğrenci kazandı. Ve bunun yanında yatay öğrenci geçişleri var. Evet. Ayrıca yabancı öğrenciler, uluslararası öğrenciler var. Dolayısıyla muhtemelen 11 bine aşkın bir kayıt işlemimiz bu bir hafta içinde gerçekleşecek. Evet. İyi bir program yaptı arkadaşlarımız. Aynen dediğiniz gibi bizim Kongre Kültür Merkezi'nde öğrenci bir yerden giriyor ve bütün kaydı 30 saniye içinde yapabiliyor. Bu kadar hızlı bir süre içerisinde yapabiliyor. Öncesi de var galiba. Yani garajlardan öğrencilerin... Onu zaten 5-6 yıldır yapıyoruz. Evet. Özellikle öğrenci konseyinde ki genç arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, gönüllü öğrencilerimiz otogardan bizim otobüslerle öğrencileri alıyorlar. Aynı zamanda onlara hoş geldiniz diyorlar, bilgilendiriyorlar ve kayıt merkezine getiriyorlar. Bu kayıttan sonra da yine aynı mahalde işte Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer ilçe belediyelerinin standları var. Onlar da diyelim Büyükşehir Belediyesi SamKart dağıtımı yapıyor anında. Evet, öyle bir avantajı var galiba. İlçe belediyeleri değişik ikramlar yapıyorlar. Diyelim içecek, belki sandviç gibi. Ve yine kendilerini tanıtıyorlar. Yurtkur sanıyorum orada yine standı var. Bu şekilde yani öğrencinin hemen hemen Samsun'u ilk elde Samsun'a geldiğinde neler görmek istiyorsa ya da hangi sorunları yaşayacaksa onlara ilişkin çözüm noktaları oluşmuş oluyor. Noktaları orada var ve kayıt öğlene kadar sürüyor. Öğlenden sonra ya da öğle civarında bu öğrenciler hem üniversite tanıtılıyor hem de bir salonda bunlara oryantasyon eğitimi dediğimiz üniversitenin tanıtımı yapılıyor. Bir anlamda üniversite anlatılıyor. Üniversite öğrenciliğinden bahsediliyor. Aynı gün gelip, çünkü her gün belli fakültelerin kayıt günü var. Gelemeyen öğrenciler için de 5'ten sonra, saat 17'den sonra tekrar kayıt imkanı var. Öyle mi? Tabii. Kaça kadar? Akşam 5'ten itibaren? 5'ten itibaren 18'e kadar. Muhtemelen öğrenci varsa daha devam eden şekilde kayıtlar sürdürülüyor. Aynı bu dönemde işte şu anda yatay geçişlerimiz sonuçlanacak bu hafta. O aldıkları puana ve transkriplerine göre sıralanıp ilan edilecek. Onların kayıtları yapılacak ve yine bu hafta uluslararası öğrencilerin kaydı yapılıyor. Uluslararası öğrencilerin sayısı yani 1300'e yakın yabancı 1400'e öğrenci... yakındı. Bu sene belki ayrılan ya da mezun olan diyelim 100'e yakın kişi varsa bizim tahminimiz bu sene bize 400'ün üstünde yabancı öğrenci eklenecek. Yani benim rakam tahminim 1700 ile 1800 arası bir rakam olacak. Çünkü bizim şurası da sevindirici bir şey. Hep lisans ya da ön lisans öğrencisi değil. Lisansüstü eğitime de çok sayıda yurt dışından talep var. Bu sene 70'e yakın öğrencinin kabulü yapıldı. Evet. Yani bu şu demek. Yani lisans üstü öğrencilerden bahsediyoruz. Tabii yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Bunlar kaydını yaptırdıkları zaman sırf bu sene 70 öğrenci var. Geçen sene de sanıyorum 100'ün üstünde vardı. Yani bizim lisans üstü eğitime gelmiş uluslararası öğrenci sayımız da 200'e yaklaşacak. Niye bizi yani 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih ediyorlar? Bu tabii çok sevindirici bir şey. Bana sırf bu sene son birkaç ayda onun üstünde benim elektronik postama mesaj geldi. Mesela kişi Malezya'dan ya da başka bir ülkeden
doktorasını yapmak istiyor ya da yapmış, doktora sonrası çalışmak istiyor, bizden talepte bulunuyor. Şöyle şeyler geliyor, ben diyor TÜBİTAK'tan burs kazandım doktora için, inceledim. Sizin üniversiteniz benim için çok uygun ve mükemmel bir üniversite, ben sizin üniversitede yapmak istiyorum diye. Evet. Demek ki zaten çok güçlü olduğumuz bölümler var. Bunları web sayfasından, belki hocaların yayınlarından tespit edip geliyor. Bir de gerçekten son 3-4 senedir dünyada ciddi bir tanınırlık edindi üniversitemiz. Burada asıl etki eden şey, yani 3-4 yıl içerisinde dünyada tanınıyor, biliniyor olan bir üniversite noktasına gelinmesinin sebebi acaba Türkiye'de pek de alışık olmadığımız uzaktan sınav sistemini hayata geçiriyor olmanız acaba bunda etki etmiş olabilir mi? Şimdi işte bu uluslararası öğrenci sınavı dediğimiz sınavı biz 3 yıldır yapıyoruz. Önce diyelim 7 ülkede, sonra işte 14 ülkede, bu sene 19 ülkede 33 merkezde yaptık. 19 ülkede uzaktan 33. yapmıyoruz. Hocamız gidiyor orada, gidiyor sınavı da yapıyor. Öyle ülkeler var ki işte Nijer'inden İsviçre'sine, Fransa'dan Kırgızistan'a, Tayland'dan Malezya'ya, yani çok değişik ülkelerde bu sınavı yapıyoruz. Ve bu sene 5000 kişi bu sınava girdi. 5000 uluslararası öğrenci bu sınava girdi. Ki bunlar 100 kadar başka üniversitelerde Türkiye'den başvurma hakkına sahip. Şu çok hoş. Mesela Kırgızistan'a gidiyorsunuz. Ya da şöyle diyeyim, aynı şekilde işte Moğolistan'a gidiyorsunuz ya da başka bir yere. Bugün başka bir hocadan da bunları dinledim. Biri çıkıp geliyor diyor, çok güzel Türkçe konuşuyor. Hayırdır sen neredensin? Ben diyor işte diyormuş 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezunum. Ben Moğolistan'daydım, bir üniversiteler toplantısına gitmiştik. Birkaç kişi geldi yanıma. Biri bizim üniversitede okumuş, artık orada görev yapıyormuş. Evet. Biri orada tıbbı okumuş ama Türkçesi iyi. Kazak Türklerinden herhalde. Hatta benden şeyi rica etmişti. Hocam bizim mahalli yiyecekler var. Benim kardeşim de dedi sizde tıpta okuyor. Versem bunları götürür müsünüz? Aldım getirdim kardeşine. Yani her ülkede hemen hemen birkaç Türkçe bilen çıkıp ben ya sizin üniversitenizde doktora yaptım ya lisans okudum 19 Mayıs Üniversitesi'nde diye karşımıza çıkıyor. Bu hele bunu 10 yıl sonra düşünün. Yani her yıl 400 öğrenci alıyoruz bunların mezun olup ülkelerine döndüğünü. Tabii. Bu sistemi 19 Mayıs'tan başka bizden sonra bu işi yapmaya kalkanlar oldu. Nitekim de yapıyorlar. Bizden sonra en fazla ülkede ya da merkezde yapan İstanbul Üniversitesi. Onlar da sanıyorum biz 33 merkezde yaptık. Onlar da 12 merkezde galiba yaptılar. Ama bizim sayımız ya da bizim profesyonelliğimizde değiller, onu söyleyeyim. Yani bunun gerçekten olmuştu demek ki. Gerçekten sınavımız çok ciddi. Ben kendim de gittim bir sınav merkezine. Sorular hepsi paketlenmiş. Kişinin nerede oturacağı belli. Bir de 5 dilde yapıyoruz. Kişi hangi dilde seçtiyse, diyelim Rusça, İngilizce, Türkçe, o dilde onun adına basılmış sınav kağıdı ve soru kitapçığı aynı numarada çocuğun oturduğu yerde etiketliyoruz oraları. O önüne koyduğumuz zaman bakıyor kendi isminin yazıldığı kitapçık. Yani bu hocalar kadar ciddi bir şey. Bizim kendi hocalarımız gidiyor. Yine burada bir isim vermeden örnek anlatayım. Tayland'da 17 öğrenci başvurmuştu. 17 öğrenci aslında bizim masrafımızı çıkarmaz, karşılamaz ama önemli olan dediğim gibi üniversitemizi tanıtmak ve bir başlangıç yapmak. Mesela evet. Kırgızistan'da da 3 yıl önce 40 öğrenciydi. Geçen sene 100 öğrenci, bu sene 150 öğrenci. Seneye belki 250 öğrenci olacak. Hepsi o bile okumak için. Tabii. Bu sınava giren öğrenci. Tayland'da tam da darbe olmuştu. Bir arkadaşımız uçağa bindi gitti sınavı yapmaya. Orada temasta olduğumuz kişiyi arayıp İşte görüşünce demiş vallahi ben siz kesin gelmeyeceksiniz diye düşündüm. Çünkü hem darbe oldu. Ülke karışık. Siz yani bu işi bu kadar ciddi yaptığınızı ben yani hiç başka bir üniversiteden beklemezdim böyle bir şey. Ve kalktınız geldiniz. Ben olmayacak diye hiçbir öğrenciye de bir şey demediydim. Hemen telefonla sınav diyelim ertesi gün 7-8 öğrenciyi buluyor ve arkadaşımız sınavı yapıyor. Üstelik oraya gittiğinde ben de haberlerde dinledim. Diyordu ki sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dedim bakalım hocamız ne yapacak ama
Sağ olsun gitti, sınavı yaptı, cevap soru kağıtlarını aldı, geldi. Geldi. Demek ki ya popüler bir üniversite olmasında çok etken sebeplerden bir tanesi de bu yöntem. Bunlar fuarlar, zaman zaman fuarlara katılıyoruz. Tabii 10 bin, 11 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz tabii. Şimdi. Peki bu öğrencileri barınma sorunu olacak mı Hüseyin Bey? Samsun'da pek barınma sorunu olmaz diye düşünüyorum. Sebebi bizde kampüs içinde 1750 kişilik bir öğrenci yurdu vardı eski. Sonra 1000 kişilik bir kız yurdu yapıldı. Sonra aşağıda Turgut Özal kız öğrenci yurdu 1500 kişilik yapıldı. Yani bir 2500 yeni eklendi. Biz Tepe Otelli yurt kura kiraladık. Orada bir 500 öğrencilik bir ay içinde yurt olarak kullanılmaya başlanacak. Böyle baktığımızda 3000 kişilik şu son 2-3 yılda yurt eklendi. Evet. Ayrıca yine bizim kampüste vadi içinde yurt kura tahsis ettiğimiz bir alanda 2000 kişilik bir yurt inşaatı daha devam ediyor. Devam ediyor, evet. İlçelerde yine yurt inşaatları kimisi bitmek üzere, kimisi inşaat halinde var. Tabii bir de çok sayıda özel yurt var. Bakıyorum mesela geçerken işte ayda 300 liraya diyor herhalde kahvaltı dahil, ulaşım dahil gibi. Ehven fiyatlarla özel yurtlar da var. Çok sayıda. Özellikle Atakent, Atakum civarında. Bir de biliyorsunuz çok sayıda inşaat yapıldığı için öğrencilerin ehven fiyata yani 600 lira gibi, 500 lira gibi fiyata diyelim 3 oda bir salon, 2 oda bir salon. Evet. Daire bulma imkanı da var. Yani Samsun bence barınma açısından Türkiye'nin en sorunsuz şehri. Bunu rahatlıkla iddia edebilirim yani. Velilere de buradan tabii, programımızı yani, izleyen... Çünkü barınma çok önemli bir sıkıntı. Tabii ki onun için sordum ben de ama herhangi bir sorun olmadan yok, hatta yok. İddialısınız Türkiye'de bu kadar rahat... En sıkıntısız barınma, şehir bizimkidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şehir evet. Samsun diyorsunuz. Peki 19 Mayıs Üniversitesi'nin kısaca Türkiye'deki, dünyadaki yeri hakkında bir fikrimiz oldu bu sınavlardan dolayı ama öne çıkan özellikleri, öne çıkan fakülteleri... Türkiye'deki yeri, dünyadaki yeri hakkında kısa bir değerlendirme. Şimdi tabii üniversite kıyaslamaları değişik şeylere göre yapılıyor. İşte hocaların makalesi, bunların aldığı atıflar, doktora öğrenci sayısı gibi şeylerle değişik kriterleri var. Tabii bunları aslında bölüm bölüm de yapmaya başladılar. Ben Türkiye'de örneğin bizim tıp fakültesinin hem eğitim açısından hem altyapı imkanları açısından gerçekten Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında olduğunu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir avantajımız var, onu da söyleyeyim. Mesela gerek gazetelerde ya da televizyonlarda izliyoruz işte İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Çapa birçok hocanın üniversiteden ayrıldığı. Dolayısıyla eğitimin eskisi gibi olmadığı tarzında haberler var. Evet. Bizim üniversitemizde böyle bir ayrılma, ciddi bir ayrılma olmadı. Yani her bölümde hocalarımız gene devam ediyorlar. Her hemen hemen alanın yeterli sayıda hatta bazen yeterinden fazla hocası var. Ve o eğitim devam ettiriliyor. Yani bizde gerek hoca varlığı, hocaların öğrencilere ilgisi açısından ben büyük üniversitelere göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Tıp fakültesi ve ziraat fakültesi mi daha çok Türkiye'de sayılı bir yerde duruyor? Tıp fakültesi diş hekimliğimiz yine aynı şekilde hem altyapı hem hoca imkanı bakımından iyi bir yerde. Ziraat fakültesi tabii çok eski ve köklü bir fakülte olarak yine önemli bir yerde Türkiye'de. Biraz şöyle diyelim, hani ne kadar eskiden kurulmuş bir bölümse o kadar hem hoca hem altyapı imkanı daha fazla. Birikimi fazla. Evet. Aynı şekilde bu şey için de geçerli. Temel bilimler işte fizik, kimya, biyoloji gibi. Eğitim fakültemiz biliyorsunuz öncesinde zaten bir eğitim enstitüsü şeklinde sonra yani o da çok köklü bir fakülte. Ama şunu da söyleyeyim hep... Bazen tazeler de çok cazip olabiliyor. Örneğin bizim Güzel Sanatlar Fakültemiz işte resim de bu sene öğrenci aldı. Bir de görsel iletişim geçen sene öğrenci almıştı. Bizim
Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü, Resim Öğretmenliği Bölümünde gerçekten çok hem Türkiye çapında çok ciddi hocalarımız var. Sanat evet. açısından da yani yediği bulan profesörümüz, doçentimiz. Bölüm başkanlarından birisiyle görüşme şansım olmuştu benim. Gerçekten de söylediğiniz gibi Güzel Sanatlar Fakültesi. Ama orayla ilgili çok hemen yeri gelmişken sormam gerekiyor. Bu Mustafa Dağıstanlı spor salonunun Sormayın. Ses sisteminden dolayı orada havalandırmadan dolayı yani şöyle benim de acaba bu 6 yıllık üniversite rektörlüğü boyunca çok içimin sinmediği bir şey o oldu. Mustafa Dağıstanlı kapalı spor salonunun oraya sıkıştırılması. Yani bizim iki okul binasının arasına şöyle bir hançer gibi girdi. Evet. Onu bir kere söyleyeyim. Yani başka alan yok muydu orayı sıkıştırdık bilemiyorum. İkincisi havalandırması tam bizim fakülte binalarına bakıyor ve çok gürültü oluyor gerçekten ki orada bir yandan resim eğitimi bir yandan müzik eğitimi yapılıyor. Bu evet. sene onu da söyleyeyim konservatuara da öğrenci aldık. Bana o dönemde hocalardan dönüşler oldu. Sınavları Tabii. yapamıyoruz. Ciddi sorun var. Bu yani sorun Gençlik Spor Müdürlüğü bu konuda üstüne düşeni yapmadı. Bize her seferinde söz verdiler. Ama hala orada bir önlem almadılar. Şu anda için. Hala bu durumda mı efendim? Yani biz son bir iki gün içinde bakmadım. Ama sanıyorum aynı durumda devam ediyor. Bu arada işte onu da söyledim. Konservatuvar bizim çok eski kurulmuş bir konservatuvarımız ama eğitim yapmıyordu. Öğrencisi yoktu. Bu sene 10 öğrenciyle konservatuvarda da eğitime başlıyoruz. O da benim için güzel bir şeydir. Yani en azından diyelim benim rektörlüğüm zamanında başlamış oldu. Evet. Birçok şey gibi. Güzel Sanatlar Fakültesi gibi. Bir başka yine taze ama eski çok eski fakültelerden bayağı iyi puanlarla öğrenci aldı bu sene İletişim Fakültesi. İki bölümü. Çarşamba'da mı? Evet. Çarşamba'da. İki açıldı. Bölümü bu sene. Geçen sene bir bölümü açılmıştı. Bu sene halkla ilişkiler de açıldı. Sanıyorum ek kontenjanla verilirse televizyon sinema açılabilir. Verilmezse bir dahaki sene onu açacağız. Stüdyolarını hazırlıyoruz bu sene. Bir başka bir gene iyi bir haber vereyim. Biliyorsunuz bizim 19 Mayıs'ta Sivil Havacılık Yüksek Okulumuz, Havacılık Fakültemiz var. Sorulan bir soru yani. Çünkü. Evet, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz bu sene uçak ve uzay mühendisliğine öğrenci aldı. Almaya başladınız. Eğitime başlıyor, binası bitti zaten. Yanında da bir yurt yapılıyor, hemen yanı başında. O yurt da sanıyorum birkaç ay içinde biter ya da en geç 2014 sonunda biter. Hava pisti var biliyorsunuz evet, üniversiteye evet. tahsisli. Uçaklarımız var. Evet. Şunu da söyleyeyim. Uçuş okulumuz vardı. PPL denen yani Private Pilot License denen ilk aşama diplomayı veriyorduk. Bugün itibarıyla onlar 3 aşama oluyor galiba. En son aşamadan sonra artık profesyonel pilot olabiliyor. Olabiliyorlar. Bugün itibarıyla tüm aşamalarda eğitim verme ruhsatını aldık. Aldınız. Bugün yani şu anda Türkiye'de biz zaten ilk aşama eğitimi geçen sene vermiş bir 8 kadar pilot mezun etmiştik. Etmiştiniz. Ama bu 3 aşamalı eğitimi de artık verme yetkisini kazandık. Ve şunu diyebilirim tabii giderek gelişecek bu. Artık Samsun'da da profesyonel pilot yetişecek. Yetişecek. Bunun evet. Eğitimi verecek bir kurumumuz artık var. Var diyorsunuz. Çok güzel. Peki yabancı dil artık küçük bir köy haline geldi dünya Doğru. biliyorsunuz. Doğru. Ve bir lisan, bir insan, iki lisan, iki Doğru. insan denmeye başladı. Yabancı dil konusunda üniversitenin bakış açısı nasıl? Öğrencilerin bu konudaki yetkinliklerini geliştirmek için özel bir gayret sarf ediyor musunuz? Şimdi bir kere bizim tıp fakültesinin bir programı İngilizce eğitim. Ben tümden İngilizce eğitim yapılmasını pek tasvip etmiyorum ama paralel programlar olabilir Türkçe ve İngilizce gibi. Yine bu sene Türkçesine başladık, gelecek sene İngilizce programına da başlayacağız. Lojistik ve Uluslararası Ticaret Programı ve yine en kısa zamanda hoca gerekli hoca sayısını tamamladığımızda mimarlığı İngilizce olarak yapacaksınız. Yapacağız. Bunun dışında hazırlık okulunu
Zaten ancak İngilizce ise mecburi tutabiliyorsunuz yani eğitim. Evet. Ya da en az %30 İngilizce ise mecburi tutabiliyorsunuz. Ama seçmeli ya da gönüllü hazırlık programları uyguluyoruz. Bunu çok sayıda olmasa da seçen öğrencilerimiz var. Birkaç sınıf kuruluyor, açılıyor her sene. Yani ben de olsam açıkçası hazırlığı seçerim diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir kurs ücreti ödemeden siz diyelim 8 ay eğitim alıp bir dil öğreniyorsunuz. Yoksa bunu öğrenmediğiniz zaman 4 yıllık fakülteyi hiç kalmadan bitirseniz bile sonra bu dil için gidip ekstradan aylarca ücret verip o dili öğrenmeye çalışıyorsunuz. Aslında öğrenciler için büyük bir fırsat. Bunu bazı öğrenciler bunun farkında ve hazırlık okuyorlar. Ayrıca yurt dışı değişimlerini Erasmus gibi, Mevlana gibi değişimler için de öğrencilere, tabii bunları bir dil sınavına alıyoruz yurt dışına göndermeden önce. O sınavdan önce de yine bunlara bir kurs veriyoruz. O sınava hazırlık İngilizce kursu. Bunun gibi dile yönelik, onun dışında yine 4 yıldır, 5 yıldır devam eden Çince hem dersimiz var, seçmeli ders öğrenciler isteyen öğrencilere, hem kursumuz var. Yani 19 Mayıs yeni, özellikle yeni gelen öğrenciler için söylüyorum, onların velileri için söylüyorum buradan. Özellikle dil konusunda kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için ister imkan olsun, evet. Ama imkan var. 4 yıl boyunca bu konuda gayret sarf edip dilini geliştireceği bir ortamı da üniversite ücretsiz bir şekilde onlara sağlayabiliyor. Peki okula yeni başlayan arkadaşların, öğrencilerin bu 4 yıllık süreç içerisinde iş çevreleriyle ilişki kurması için bir gayret sarf ediyor musunuz stajları için? Yani okuldan mezun oldukları zaman en azından önemli bir kısımlarının işe hazır hale gelmesini sağlamak için de bir çaba sarf ediyor musunuz? Şimdi zaten şöyle hızlı geçelim. Tıp, diş, veteriner, bunlar sağlık yüksekokulu. Bunlar stajlarını bizim hastanelerimizde yapıyorlar. Ama eğitim fakültesi öğrencileri milli eğitimle organize bir şekilde o okullarda yapıyorlar. Özellikle mühendislik ve iktisadi idari bilimler gibi fakültelerde bu dediğiniz çok önemli. Şunu söyleyebilirim ve kendilerine de teşekkür ederim buradan. Diyelim Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üniversitemizde İktisat İdari Bilimler Fakültesi ile çok sıkı ilişkiler içinde. Yani çok bizle de. Hatta onların talebi üzerine bazı yüksek lisans programları açtık. Karşılıklı bu ilişki devam ediyor. Dolayısıyla öğrenciler için bu tür staj imkanları açık. Bunun dışında özellikle yine üniversitemiz Samsun Ticari Sanayi Odası ile bazı büyük Samsun şirketleriyle, bunlardan birisi de Borsan, Sampa gibi şirketlerle ve ticaret odası, Samsun Ticaret Odası ile ona üye olan tüm şirketleri kapsayacak bir şekilde bu stajlar için anlaşmalar, protokoller imzaladık. Bu 2 yıl oluyor galiba. Öğrencilerimiz o protokol dahilinde, belli bir program dahilinde gidip oralarda yapabiliyorlar. Yani staj interaktif, canlı yaşayan bir şey değil mi? Yani sadece kağıt üzerinde olan bir şey değil. Yaşayan, hayatın içerisinde olan bir şey. Evet. Buradan da velilere, öğrencilere bunları duyurmuş olalım. Çok hızlı zamanımız, biraz daha efektif kullanmaya çalışıyoruz. 9'da çünkü habere gireceğiz. İkinci bir Canik Belediye Başkanı'nın bir söylemi üniversite, var. Üniversitenin açılması ile ilgili. YÖK'te şu anda galiba. Nedir efendim kısaca o konuyla ilgili? Şimdi YÖK'te mi değil mi onu bilmem ama ben şu kadarını söyleyeyim. Üniversite biliyorsunuz kanunla kurulur. Dolayısıyla hükümetin, bir bakanlar kurulunun bir kanun hazırlayıp taslağı bunu meclise sevk etmesi gerekir. Bizden istenen nedir bu durumda? Resmen öyle sorulmuş değil ama gayresmi soruldu. Siz ne dersiniz ikinci bir üniversiteye diye. Bu bazen resmi de isteyebilirler bu görüşü. Bu görüş YÖK'ün belki hükümete bir görüş oluşturmak için bizden istediği bir görüştür. Ben açıkçası şöyle bakıyorum. Ben şunu da söyleyeyim. Birçok
Yani bu 19 Mayıs Üniversitesi milletin üniversitesi. Kimsenin babasının malı değil. Hoş musunuz? Yani biz oraya bugün ne yapıyorsak, 2 yıl sonra benim görevim bittiğinde ben bölüme dönüp öğretim üyeliğime devam edeceğim ama o yapılmış şeyler bu milletin çocuklarına hizmet edecek. Evet. Dolayısıyla ben oraya yapılmış, diyelim bizim dışımızda da biri bir şey yaptığında bu hani işte bu yönetime ya da bu bilmem kişilere yapılmıyor. Bu millete yapılıyor. Evet. O yolu ben diyelim üniversiteyin hastaneye giden yolunu ben belki haftada bir kere iki kere çiğniyorum ama bizim insanlarımız oradan geçip işte muayene olmaya geliyor, öğrencilerimiz geçip eğitim alıyor velhasıl. Birçok rektör böyle bir bölünme durumu söz konusu ya da yeni bir üniversite söz konusu olduğunda ben der ki bir karış toprağımı vermem. Değil mi? Böyle bir bakış açısı. Ben öyle bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Yani belki yeni bir üniversitenin doğuşu kendi başına daha hızlı gelişmesini sağlayabilir. Bir de bizde Türkiye'de şöyle bir tartışılması gereken bir durum var. Bir üniversitede mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Biz onu sadece teknik üniversite olarak düşünüyoruz. Halbuki orada idari bir bilimler de var. Tabii ki. Mühendis ama o hep böyle var. Arka planda gibi tabii. Kalır. Ya da KTÜ yıllar önce çok eski bir üniversitedir. Ama ben, sanki teknik üniversite gibi anlamış. Ben 70'li yıllarda KTÜ'yü işte İTÜ, ODTÜ ve KTÜ'yü diye 3 teknik üniversite olarak sayardım. Evet. Ama şimdi KTÜ artık adı KTÜ çünkü tıp fakültesi var. Evet. Tıp fakültesi ya da Hacettepe'nin çok köklü bir Beytepe kampüsü var. Evet. 40 yıllık mühendislik fakülteleri burada var. Ama tıp fakültesi hep akla gelir. Muhtemelen İngilizce eğitim yapan çok kıymetli fakülteler. Tabii. Ama mühendislik seçmek isteyen birinin aklına Hacettepe gelmez ilk sıralarda. Eskiden bizim zamanımızda geliyordu dediğimiz. Ama şimdi gelmez. Evet. Şimdi hep tıp öne geçer. O yüzden bazı üniversitelerin belki yani mesela Samsun'da bir sosyal ağırlıklı, sosyal bilimler ağırlıklı bir üniversite, ikinci bir devlet üniversitesi yani, tabii, kurulabilir. Ama bu böyle bir talep var galiba. Yani evet. Osman Bey'in bahsettiği de sosyal bilimler kurulabilir. Burada 19 Mayıs'tan bazı fakülte ve yüksek okulları alıp ona yeni fakülte ve yüksek okullar ekleyerek ve mümkün olduğunca da 19 Mayıs'ta olmayan fakülteleri ekleyerek yani bir tekrara düşmeyelim. Yapıldı aslında bu Başarı Üniversitesi ile Canik Başarı yeni bir sinerji yaratıldı. Çarşamba'da yeni bir sinerji yaratıldı. Yani tamam. Rahatlıkla yapılabilir. Ben bu konuda açıkçası olumlu bakıyorum. Baktınız. Peki. Şimdi su problemi önemli bir problem. Bununla ilgili Ziraat Fakültesi sadece su problemi değil, tarımsal ürün işleme ile ilgili de kafa yorduğunu biliyorum. Daha önce aday olmuş bir siyaset öğretim görevlisinin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Bu konuyla ilgili kafa yoruyor musunuz efendim? Yani şimdi bugün örneğin tarım ekonomisi kongresi vardı, ulusal kongre. Evet. Samsun'da başladı. Biz de açılışındaydık. Şunu söyleyebilirim. Sırf İşte susuzluk konusunda da değil. Doğru sulama. Vafrayı yani, ve çarşambayı topyekun ayağa kaldıracak bakış açılarının geliştirilmesi. Efendim drenajlar. Çünkü aynı zamanda sulama dışında bildiğim kadarıyla ben de bu işlere yeni yeni muttali oluyorum. O toprakların drenajı da önemli. Tabii. Bunun gibi konularda gerçekten çok iyi yetkin birimimiz var. İşte toprak sulama bölümümüz. Onun dışında biliyorsunuz bizim organik tarım konusunda çok iyi çalışan tıbbi aromatik bitkiler konusunda özellikle meslek yüksekokulu programımız da var o konuda. Pirinç konusunda örneğin Osmancık'ta bir pirinç türü tescil edildi. Şu anda o üretiliyor. Onu bizim hocalarımız tescil etti. Evet, tescil ettiler. Kestane konusunda hazır aynı şekilde böyle hakeza çalışmalar var. Ama yine de yani, Mafra ile Çarşamba'yı böyle ne diyelim popüler deyimi uçuracak bir bilimsel bakış açısını masaya yumruğunu vurarak ortaya koymaları konusunda da üniversitelerden ve sizden beklentimiz de var. Çalışıyorlar yani, belki ama ben mesela şunu diyebilirim. Biraz da tabii bunlar hani tütün kalkınca Mafra ne koyacak yerine Bafra pirinç koydu ve çok da iyi gidiyor diye biliyorum. Ben fazla bilgim yok bu konuda ama
Mesela tütün konusunda da diyelim Necdet hocamız o konuda Türkiye'nin en iyi uzmanlarındandır. Evet. Ben kendisiyle konuştuğumda bana şunu söyledi. Yani evet tonaj olarak tütün üretimimiz azaldı. Ama dedi kazanç olarak azalmadı. Yani mali tutarı gene aynı çünkü artık az alanda ama kaliteli ve yüksek fiyatlı tütün ekiyor üreticimiz. Dolayısıyla daha bilimsel yapılmaya başlandı. Yani şu yapılmıyor artık. Tütünü üretiyor ne cins olursa olsun köylümüz. Nitelikli ya da verimli ya da verimsiz. Devlet onları bir fiyata alıyor. Sonra onların bir kısmını fabrikalarda kullanıyor, bir kısmını da yakıyor. İşte bu yok artık. Bu üretilenin hepsi ya iç ya dış pazarlara satılıyor. Mak durumunda zaten fındıkta da benzer bir durum var. Ekim alanları. Yani bu topyekun bir bakış açısını geliştirmeye gerektiriyor ama bunun için işte üreticiye inip bunları anlatmak, onlarla bağ kurmak doğru gerekiyor efendim. Orada da sizden beklentimiz var üniversite olarak. Bunun dışında masa başı akademisyenliğin tarihe karışacağı ile ilgili düşünceleri hala yine tabii inşallah. Yani şunu diyeyim bakın biz de akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Akademisyenlerimiz hiç kendilerini zorlayıcı bir şey olmamasına rağmen bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Yine hiç zorlayıcı bir unsur olmamasına rağmen çünkü kadro garantisi vardır. Efendim gidip keyifle, heyecanla derslerini anlatıyorlar, öğrenci yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama bunu özellikle vurguluyorum. Zorlayıcı bir unsur olmaması demek, istemeyen hoca bunların hiçbirini yapmayabilir demektir. Bu da vahim. Yani biz hep hocaların iyi niyetine, kendi motivasyonuna ve vicdanına bırakmamalıyız işi. Bunu peki arkadaşlarınıza anlattınız mı? Yani bu işin lideri başındaki, ekibin başındaki yönetici olarak masa başı akademisyenliğin faydalı bir şey olmadığını. Vallahi ben bunu o kadar çok anlatıyorum ki hatta şunu söyleyeyim ben bunu birinci dönemimde de vurguluyordum. Hani genellikle rektörler birinci dönemde biraz fazla şey yapmayayım çünkü bir daha seçim var falan diyebilir. Yok ben ne düşünüyorsam birinci dönemde de aynısını söylüyordum. Karşılık buluyor mu? Ve görüyor musunuz? Yani bir ilerleme olduğunu. Yani şöyle diyeyim. Umuyorum değişiyordur. Ama en azından şunu sağladık. Çok uğraştık. İşte önce teşvik verdik. Sonra teşvikleri yani şöyle dedik ki dışarıdan proje getirene biz işte ödül vereceğiz. Üniversite sanayi işbirliğiyle bir proje getirseniz %75'ini bizim fondan karşılayacağız. %25'ini de sanayici versin bir ürün geliştirin. Evet, böyle değişik şeyler söyledik. Gene de baktık umduğumuz şey yok. En son şöyle yaptık. Dedim ki bizim bilimsel araştırma proje fonumuz var. Buradan tabii gelen başvuruları komisyon değerlendiriyor ve destek veriyor. Dedik ki dış destek için başvurmuş kaybetmişse de bunu bize belgelendirmesi lazım ki bize proje başvurusunu üniversitenin fonuna proje başvurusunu değerlendirebilelim. Eğer dışarıya başvurmadan direkt projesini bize sunuyorsa değerlendirmeyi almayacağız dedik. Ya da 10 tane diyelim öncelikli alan seçtik. İşte enerji, uzay gibi bu alanda olanları ancak değerlendirmeye alırız ya da üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir proje önerisi varsa değerlendirmeye alırız. Yoksa hiç başvuruyu kabul etmeyeceğiz dedik. Vallahi sanıyorum faydasını gördük ya bunun mu faydasını gördük ya da 3-4 yıldır yaptığımız gayretlerin sonucu mu bu sene Mart döneminde 11 hocamız TÜBİTAK'tan araştırma projesi desteği aldı. Çok güzel. Bunlar ana araştırma projesi. Evet. Ayrıca hızlı destekler vesaire var onları saymıyorum. Evet. Bu çok önemli bir şey. Üniversitemizde son 2-3 yılda ilk defa 3 tane Santez, Sanayi Bakanlığı verdiği destekle sanayiyle birlikte yapılan Santez projesi yürütülüyor. 2 tane Tekno Girişim projesi 2 öğrencimiz aldı. Yani işte bir Avrupa Birliği çerçeve projesine dahil olan bir hocamız var. Sanıyorum geri dönüşlerini alıyorsunuz. Tabii şunu da bekliyoruz. İlerleme kaydediyoruz yani. Aslında yapmıyor da değiliz ama işte Murat Terzi hocamız var.
sağlık alanındaki birikimlerini 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki bütün hocaları getiriyor, buraya taşıyor. Üniversite hocalarının daha çok halkın içerisinde, toplumun içerisine girmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda da talebimiz var sizden. Şöyle bir şey söyleyeyim, hemen yine bir parantez açayım. Ben biliyorsunuz onu çok basında da yer aldı. Bizim UzayTEM, Uzay Teknoloji Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız bir insansız hava aracı yapmıştı. Bu tabii hani bu insansız hava aracı vazifesini yerine getirsin diye değil. Bu bir Türk firmasının geliştirdiği bir uçak motorunun testi içindi. Evet. Eskişehir'deki TEİ fabrikasının ve çok memnun kaldılar bizim arkadaşların yaptığı uçaktan. Evet. Onların finanse ettiği bir projeydi bu. Evet. 30 bin euroluk mu öyle bir şey. Bunun üzerine ben arkadaşlara dedim ki proje fonundan size destek veriyorum. Bir tane iki kişilik sportif uçak yapın. Evet. Bunu projelendirdiler ama çok hoşuma gitti. Geldiler, hocam dediler, görüşmek istiyoruz. Biz bunu yaparız ama biz kendimiz yapalım istemiyoruz. Biz istiyoruz ki Samsun'un malı olsun bu. Değil mi? Samsun sanayicisi bu işe de sahip çıksın. Sahip çıksın. En azından yapabiliyorsa bir parçasını o yapsın. Yani diyelim ki bu Samsun'un yaptığı bir uçaktır. Evet. Bu daha kıymetli bir şey aslında. Tabii. Yani, peki cevap aldınız mı? Sanıyorum aldık. Aldık mı? Ve hatta bunun birlikte bir lansmanını hani o yabancı dili deyimiyle lansmanını yapacaklardı. Araya Ramazan falan girdi. Şu anda ne durumda bilmiyorum. Biz de sesinizi duymaya hazırız. Evet, yani o çok hoşuma gitti. Bu oyunun içinde Samsun sanayicisi olsun. Sadece bunu biz pişirip biz yemeyelim. Yemeyelim. Bu şey açısından da örnekleri... değil. Para biz fon olarak destekliyoruz. Ha belki başka bazı ulusal firmalar sponsor olabilir bir kısmına şu bu. Yani amacımız bunu bir gerçekleştirsek prototip olarak bunun belki sonra her sene bir iki tane böyle üreterek. Böyle zaten sanıyorum yurt dışında böyle oluyor efendim. Evet. Peki şimdi son birkaç dakikaya girdik. Diyanet İşleri Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Necdet Subaşı'nın bir toplantısı vardı üniversitenizde. Üniversitenin 10. Din Sosyolojisi Koordinasyon toplantısı yapıldı. Orada şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Bununla ilgili birkaç cümle söylemenizi istiyorum. Daha aslında uzun konuşmak isterdim bir bu konu üstünde. Tükettiğin kadar varsın anlayışı toplumda giderek yaygınlaşıyor ve bu en kıymetli varlığın insanın insanlık onurunun uzaklaşan bir noktaya bizi götürüyor. Yine bir tanımlama yapmak gerekiyor. İnsanlık tanımlaması. Siz bu konuyla ilgili. Şimdi bu konu tabii o kadar üstünde aslında oturup 2 saatlik bir şey programı İnşallah yapabiliriz. İnşallah başka bir programda sizinle şimdi, bunu yapalım efendim. Tabii şuraya dönelim. Aslında bu yeni bir şey değil bence. Mesela şunu hatırlıyorum. İlk televizyon çıktığında Türkiye'de birçok aile şu şekilde televizyonu satın almıştır. Ya tamam pahalı diyorsun vesaire diyorsun ama bak Fatma Hanımlar aldı. Madem onlar aldı biz onlardan aşağı kalır yanımız yok. Biz de alırız. Bu aslında hep var. Ya da şöyle diyeyim. Daha çok tüketmek, daha lüks tüketmek, daha fazla sahip olma. Yani dünyevi istekler insanlarda doğal var. Ama zaten insan olmanın şeyi belki bunları sınırlandırabilme ya da bunları paylaşabilme. Ve yönetebilmek. Tabii. İsteklerimizi, hırslarımızı, İşte taleplerimizi. Onu dediğim o yönetebilme. Bu, dolayısıyla bazı şeylere aşırıya kaçan ya da gereksiz tüketime sınır koyabilmek ve de kazandığımızı paylaşabilmek. Bu insanlık oluyor zaten. Evet. Şimdi bunu yapmaz da sadece alabildiğine tüketime kendini koy verirsen bu insani bir tavır olmaz. Dezenformasyonu da beraberinde getiriyor. İnsanlıktan da insanı uzaklaştırıyor. Evet. Ne yazık ki özellikle 80'den sonra dünya ekonomik sistemine entegre olduk. Daha sonra küreselleşme adı altında bir süreç başladı. Bence kandırmacaydı. Evet, o süreçle öyle oldu ki çocuklarımız işte şu marka ayakkabı giyerim, şu marka kot giyerim. Ben bir şey söyleyeyim, yıllar önce böyle bir yurt dışında çalışma kampına gidip öğrenciyken döndüğümde oradan bir kot almıştım ve kotun üstündeki o markanın bütün en küçük şeylerini bile kesmiştim utandığımızdan. Evet. Millet vay be marka giyiyor demesin.
Şimdi tam tersine tam tersi oldu. Göstermeye çalışıyor herkes. Markayı göstermeye çalışıyorlar. Bu yaygınlaştırıldı. Öyle yaygınlaştırıldı ki işte Hakkari'deki de, onu örnek veriyorum, Güney Afrika'daki de, Kırgızistan'daki de, Türkiye'nin şu Samsun'undaki de diyelim falan kahveyi içiyor, filan kotu giyiyor, evet. Efendim filan ayakkabıyı evet. giyiyor, falan telefonu kullanıyor. Küresel kapitalizm bunu sağladı. Evet. Aynen, küresel kapitalizm bunu sağladı. Buna nasıl mücadele ederiz bilemiyorum ama ben hani kaçınılmaz, orada da söylemiştim, kaçınılmaz bu küreselleşme. Ben de şunu demiştim, ya eyvallah kaçınılmazsa bile biz küreselleşme iyi bir şey değilse iyi bir şey değildir demeyelim mi? Gibi. Burada ya da bunun altına illa öyle de bir şey değil, illa bunun altına ateşine biz de odun mu atalım? Atalım. Noktalayalım, çok evet. uzun bir konu bu. Umuyorum başka bir sohbette sizinle bunu konuşacağız ama önemli bir şeydi. Yani üniversitede bir de bunlar da tartışılıyor ben izleyicilerle. Paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. Haberlere gireceğiz hemen. Değerli izleyiciler, D-Smart 155. kanal ve Tele Dünya 131. kanaldan Aks TV Haber Aks'ı izlemeniz mümkün. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akkan konuğumuzdu. Kısa bir aradan sonra haberlere gireceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Mutlu geceler diliyoruz.